Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine nefis bir lokum tarifi ile geldim. Portakallı cevizi lokum tarifi hazırladım sizler için. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ve sizleri fazla bekletmeden hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Orta boy bir tencere 1,5 su bardağı toz şeker ilave edelim. Sonrasında bir su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ilave edelim. Portakal suyunu sıktıktan sonra ince bir süzgeçten geçirelim. O posasını kullanmıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bir çay bardağı dolusu mısır nişastası ilave edelim. Bardağı tepeli olarak doldurun. Yani silme olmayacak bardak tam tepeli olarak ekleyelim. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir çay bardağı su ilave edelim. Normal çeşme suyu kullandım çay kaşığının ucu ile limon tuzu ilave edelim. Bir tutam kadar. Son olarak bir çay kaşığı zerdeçal ilave edelim. Zerdeçalı renk vermesi için ekliyoruz arkadaşlar. Elinizin altında yoksa eklemeyebilirsiniz. Tadında ve kıvamında bir farklılık olmaz. Malzemeyi güzelce karıştıralım ve ocağın büyük gözüne alalım. Öncelikle orta ateşte pelte kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştıralım. Pelte kıvamına geldikten sonra ocağı tamamen kısalım ve sürekli karıştırarak tam 20 dakika boyunca pişirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pelte kıvamına geldi ve sürekli karıştırıyorum. Arada 1-2 saniye elinizi dinlendirebilirsiniz. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüleri büyük bardak 200 ml, küçük olan ise 100 ml'lik normal klasik çay bardağı. Videomu buraya kadar izlediyseniz küçük bir yorum ve beğeni bırakırsanız kanalımın büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. Ve bu sayede beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden destek olacak herkese teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar lokumum istediğim kıvama geldi. Şimdi ocağı kapatıyorum. Ve tezgahın üzerine bir adet buzdolabı poşetini açıp seriyorum. Üzerine 1-2 damla sıvı yağ ekleyip fırça yardımıyla tüm yüzeyini yağlıyorum. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yağlı kağıt da yine yağlanacak. Sonrasında lokumdan 3 yemek kaşığı kadar alalım ve poşetin tam ortasına bırakalım. Poşetin karşı ucunu bize doğru çevirerek lokumun üzerine bastıralım ve lokumun dümdüz bir şekil almasını sağlayalım. Ortasına yeteri kadar cevizi boydan boya ekledikten sonra poşetin uç kısımlarını yukarıya doğru kaldırıp lokumu sağa sola çevirerek yuvarlak uzunca bir rulo olmasını sağlayalım. Geriye kalan bütün lokumu bu şekilde hazırladıktan sonra Nokomoda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp 5-6 saat dinlendirelim. İsterseniz buzluğa kaldırıp 3 saat kadar donmasına izin vermeden bekletebilirsiniz. Evet arkadaşlar, lokumum çok güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi doğrama işlemine geçeceğim. Lokumu dikkatli bir şekilde poşetten çıkarıyorum. Arkadaşlar burada ben unutarak tahtaya öncelikle nişasta eklemem gerekiyordu. Onu yapmadım. Sizler muhakkak nişastayı tahtanın üzerine yaydıktan sonra lokumu poşetten ayırıp bırakın çünkü tahtaya yapışabiliyor lokum. Evet, şimdi lokumların tüm yüzeyini güzelce nişastaya buluyorum ve Elimle ileri geri hareketlerle dokumun yuvarlak bir şekil almasını sağlıyorum. Sonrasında istediğim şekilde dilimliyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah videomu sıkılmadan izlemişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.